sevgili dostlar, hoş geldiniz Nepal, Katmandu'ya. Efendim, dedik programı burada açalım. Ana tapınak değil Nepal'in, Güneydoğu Asya'nın en büyük Budist tapınağı. Budanak tapınağı çok meşhur. Yani bütün Budistler buraya hacca geliyorlar. Nepal'de de Budist, yani ne kadar Hindu ise %70'i, yani yüzde geri kalanlar Budist. Çok az ufak da diğer dinler var ama geri kalanlar Budist. Zaten bir teoriye göre de, bir teori değil aslında, hakikattir bu. Budizm de Hinduizm'den geliyor. Hinduizm'den sonra doğmuş. Hinduizm en eski din, 5000 sene. Budizm 2500 senecik. Yani o da milattan evvel. 2000, yani milattan evvel 500'de kurulan bir din demem lazım. Bir hayat tarzı, bir yaşam tarzı demem lazım. Budanak Tapınağı'nda yapılışı milattan sonra 5. asır. Sonra bir daha ufakken yapılmış. Sonradan daha büyük, 14. asırda bir daha bu şekilde en büyük şekli yapılmış. Ha, bunun içi boş. Yani bunu bir cami gibi, bunu bir kubbe ya da bir kilise gibi içinde insanlar yürüyor düşünmeyin. İçi boş bunun. Şimdi size anlatacağım birazdan tek tek bütün katların anlamını, hepsini. Bu Nepal'de yani çok başka bir ülke. Yani dünyanın çatısı deniyor. Çünkü Himalayalar ve Everest'te bu ülkede. 9000 metreye 8830 metre zannediyorum, hatırlıyorsam. Everest'te bu ülkenin dağları, Himalaya'nın bir tepesi. Hastasıyım Everest'in. Çok önemli. Yani en yüksek yeri ya. Düşünsenize. En yüksek. Yok üstünde. Bitti. Orada. Tepede. Önemli. 8800 metre. Küsür. Şimdi gelin bu tapınakta yapılması gerekenleri yapalım. Yani saat yekonu yönde döneceğiz. Dönmek çok önemli, onu da anlatalım dönerken. Çünkü kainatta dünya dönüyor, yıldızlar dönüyor, gezegenler hep bir dönme var. Dervişler dönüyor. Yani onlar da, o dönme çok önemli. Dönme durduğu an zaten kainat, kıyamet demek, bitti. Dönme durduğu an, dönmenin sesi. Durduğu an her şeyin sonu. Efendim, bu ana stupa, yani ana mabet, tütsünün de görevi çevreyi güzel kokutmak ve korumak. Bir parça da kendimize alıyoruz. Biz de kendimizi güzel kokutup korunacağız. Efendim, saat yakınında dönüyor. Anlatacağım o dönmenin muhabbetini. Efendim, şapkamızı çıkarmama gerek yok. Sordum her şeyi, sormam lazım. Şu kızlar çıksınlar. Biz girelim, geliniz. Evet efendim, saat yelkovanı gideceğiz. Onun için bu tarafa doğru. Buyurunuz. Om Mani Padma diyerek yürüyorlar. Elde böyle. Yapmayayım şimdi çünkü taklit ediyor gibi olmasın. Anlatayım. Ben bir mücevherim diyor. Om Mani Padma. Lotus çiçeği üzerinde bir mücevherim. Lotus çiçeği niye önemli? Çünkü lotus çiçeği çamurdan büyüyen müthiş güzel bir bitki, bir çiçek. Biz çamurdan doğuyoruz. Yani ana vajinasından, kanlar içerisinde. Yani kordonlar buramıza dolanmış falan böyle.
tak diye ağlayan bir şey gibi doğuyoruz ama sonunda kendimizi mücevher yapabiliriz. Lotus çiçeği de, nilüfer de çamurdan doğuyor ama dünyanın en güzel çiçeği. Yaprakları, beyaz nilüferler üzerinde mücevher gibi su taneleri var. Sabah erken saatinde, güneş doğarken. Om Mani Padme da ben mücevherim, lotus çiçeği üzerinde diyorum. Ne yapıyoruz? Doğumdan sonra ileri yaşlarda kendimizi zenginleştiriyoruz ama ruhen. Burada para pul bitti, yok öyle bir şey. Para pul, materyal, elbise, giyim yok. Bütün rahipleri görüyorsunuz. Hepsi vişne rengi bir şal, o kadar. Başka onların hayatta gelirleri, paraları, pulları yok. Yedikleri şey ufak bir parça pirinç. Neyse. Efendim. Ve hayatta mutluluğa ulaşmanın yolları. Nirvana. Şimdi onda da şu 13 basamak var. Bakın anlatacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En tepede de lotus çiçeği. O çiçeği gördünüz mü, lotus çiçeğini? En tepede lotus çiçeği. Yani lotus çiçeğinin nirvana'ya ulaşmanın 13 basamağı. Bir insan nirvana'ya ulaştıktan sonra hayattaki gerçek mutluluğu buluyor. Müthiş değil mi? Yani 5000 seneden bahsediyorum şu anda. Yani abi bunu biri yazmış ama ne güzel yazmış, hikaye yazan biri yok. 5000 sene, hadi Hinduizm 5000 sene, 2500 senede Budizm. Milattan önce 500, düşünsene. Ama zaten dediğim gibi Budizm'de Hinduizm'den doğan bir felsefe, hayat görüşü. Şimdi ben size hatırladığım kadarıyla anlatayım. Yuvarlak kainat. Gözler bilgi. Okuyoruz. Üçüncü göz, bakın belki görüyorsunuz şeyin altından. Üzerinde bezler var. O, şu göz bilgelik. Gözler bilgeliği sağlıyor. Yani bilgi, bilgeliği sağlıyor. Bilgi olmadan bilge olunmaz. Bilgi olmadan bilge olunmaz. Değil mi efendim? Ondan sonra, burun yön. Yani burnunuzla, yani yönünüzü, yani yüzümüzü en öndeki, bakın burun, yüzün en öndeki kısmı. Yüzümüz duvara çarpsak, neresi çarpacak duvara? İlk önce burun çarpacak, o yönümüzü o veriyor. Burun yön. Arkasından başlıyor işte 13 tane muhteşem basamak. Lotus'a ulaşmak için. Ne matrak değil mi yahu? Bana mı öyle geliyor? Ama şöyle bir şey oluyor. Geceleri iyi uyuyamıyorum. Bunları okudukça gece böyle manneye falan, geçen gün bir yerde 4 defa uyandım. Gökyarında bir yerde kaldık. Okuyorum gece bir şeyi, bu diyesin Hinduizm kitaplarını böyle hatmediyorum. Ve gece de böyle oh falan. Niye böyle oldum? Alışık değiliz herhalde böyle bir felsefe. Ama şimdi efendim dediğim gibi sakın bunu din olarak almayın. Hani elhamdülillah Müslümanız falan, onlar başka iş. Bu hayat tarzı, felsefesi, dünya görüşü. Bak, niye dört tane, dört taraf, bakın bizim camiler de dönülür aslında. Dört yöne ezan okunur. Bizde de dervişler bir eli yerde, bir eli şeyde, zannediyorum saat yakımına dönerler. Dönme de bak, aradaki şeyler var. Müthiş. Okudukça aradaki bir şeyi görüyorsunuz. İlişkiyi görüyorsunuz. Orada da dönme. Niye onları elime döndürdüm? Kainat dönüyor. Dünya dönüyor. Gezegenler dönüyor. Her şey dönme üzerine. O uyum, o harmony dönme üzerine. Niye yuvarlak? Şimdi gelelim buranın yapılışının efsanesine. Az sonra.
Evet efendim, buranın altında da yuvarlaklar var. Bunları dönerek gidiyorum. Bakın. Ve tabi burada dua ederek dönüyorum. Fakat ben size burada bu tapınağın efsanesini anlatayım. Eski zamanlarda, efsane bu, bir kral ve çok yakışıklı velihat prens oğlu varmış. Fakat ülkede kuraklık varmış bu ülkede. Akarsu yokmuş, yağmur yağmıyormuş. Sonra kral duaya çıkmış. Demiş ki, yahu tanrılar ne yapacağım da şu ülkeme su getireceğim demiş. O da demişler ki, 32 mahareti, bilgisi olan, 32 tane efendim özelliği olan ülkenin en bilgili adamını, en bilgi adamını kurban edeceksin. O adam bulacaksın demiş. Kral da aramış, taramış, bir bakmış ki o bilgi adam kendisi. Nasıl kendini öldürecek? Kendini öldüremiyor. Asil olmayan biri de onu öldüremiyor. Yani asilleri ancak asiller öldürür. Oğluna diyor ki, evladım, tanrılara danıştım. Sen gideceksin bu gece bilmem ne dağına. Orada beyazlar giymiş bir şeytan göreceksin. O şeytanın kellesini uçuracaksın. O zaman ancak su gelecek buraya dediler. Bana tanrılar diyor. Adam da oğlan da kılıcını kuşanıyor. Yakışıklı dev gibi olan. O mekana gidiyor. Suların çıkması gereken direkti dağın eteklerine. Su yok abi. Kurumuş nehirler. Nehir eteğine gidiyor. Bakıyor ki orada beyaz gibi adam var. Beyaz giymiş. Küçük öyle iki kozuyor. Labi diyor. Kelleyi uçuruyor. Kelle bir düşüyor yuvarlığa. Bakıyor ki babası. Damadan oluyor ve geliyor acılar içerisinde bu tapınağı, bu Budanat tapınağını babası için inşa ediyor. Budanat, yani Buda'nın bilge, Budanat bilge, bilgi demek. Budanat, Buda'nın bilgeliği tapınağı. Efsane bunu söylüyor. Şimdi buradan tapınağa tekrar giriliyor. Benden bu kadar. Size yani bu tapınağın işlevini, yapılışını, yapıldığı tarihi, efsanesini bildiğim kadarıyla bir bilge değilim ama olmaya çalışıyorum sevgili dostlar. Ayhan Sicimoğlu, Bloomberg HT, Renkler, Nepal. Devam ediyoruz. Sevgili dostlar, karşımda Lama Sonam var. Lama Sonam çok enteresan adam. Bir saattir muhabbet ediyoruz. Ruhani konulara girildi. Süper anladığımı söyleyemem ama değişik, yani bütün Budizm hakkındaki, hayata yeniden gelmek hakkında, reenkarnasyon hakkında, hayat çarkı, ondan bahsettik. Anlattı biraz. Şimdi bana anlatacak, ben de size tercüme edeceğim. Kısaca diyeceğim ama sonsuz bir şey bu. Kendi artık hayatını bu işe adamış. Could you tell me a little bit, as short as possible, brief as possible, the philosophy behind this wheel of life. Okay, namaste. Namaste. Pardon, I should... When you say namaste, you shouldn't have held something in your hand. Your namaste, hands. Yeah. Which means, what does this mean? Means you are welcome. Yeah, but why hands like this? Just like we are bringing these from the depth of the herd and we welcome you. Ha, kalbimizden, bu, yani nedir bu selam dedim baba? Yani kalbimin içerisinden sizi selamlıyorum demekmiş. Seviyorum da ben bunu. Yani elinde bir şey olursa yapamıyorsun, bırakman lazım. Yani bir elinde bularken bunu yapmıyorsun, ayıp oluyor. Evet. So now I try to share you the idea of the wheel of life. Yes. So in the wheel of life, this is the part of samsara. Samsara.
and our try will be to achieve the state of nirvana. Bu samsara'yı anlatıyor ama bizim emelimiz nirvana'ya ulaşmak. Samsara bizim hayat tekerleğimiz. Doğum acı çekmek diyor, bakın enteresan, yaşam demiyor. Yaşam acı çekmek de anlatıyor. Şimdi bebekler de doğarken ağlar, ınga ınga diye. Yani ölürken de nasıl ölüyorsa ona bağlı ama üzülürsün, ağlarsın, acı çekersin. Yani hayat hep acı çekmek olarak anlatıyor ve ölüm, şimdi bir fark edilen beyazlık geldi bu felsefede. Yeniden doğmak, yeniden acı çekmek, yeniden ölmek, yeniden doğmak. Yeniden, bu böyle gidiyor baba. Nirvana'ya ulaşınca bu zinciri kırıyorsun. Şimdi tabii biz biraz vurdum duymaz ve ignoran bir kafayla bakıyoruz hayata ve olaylara ve şeylere, objelere. Aydınlanmış bir kafayla baktığımız zaman olayları, gerçeğini, objelerin gerçek formunu göreceğiz, görüyoruz. Ama insanoğlu, bunun içerisindeki yaşayan insanoğlu biraz vurdum duymaz, biraz gerçek, ignoran, tam Türkçe herhalde vurdum duymaz olsa gerek, ignoran insan. Fakat kafa aydınlanınca buradan kurt, bakın devam ediyor, buradan kurtulacağız. Samsara çarkında bilinçli bir aydınlanma ile nirvana'ya ulaşınca artık doğum yok, ızdırap yok, artık ölüm yok. Başka bir kafaya bürünmek var. Ve hayatımız nirvana'ya ulaşıp, yani ultimate goal, yani son hedefimiz nirvana'ya ulaşıp bu acılardan kurtulmak. Yani ızdıraptan kurtulmak. Yama canavarın ağzında bu samsara. Bir gün nasıl öleceğiz diyor. Babanın ağzında işte. Bak, görüyor musun babayı? Ağzı canavar. Canavar ağzındayız diyor yani. Türkçesi. This samsara also has six parts. Altı, bu samsara hayat tekeri altı bölümden oluşuyor. Cennet en tepede. Yarı tanrılık. Yarı tanrı. Üst, sol. İnsan hayatı. Bu tarafta. This is animal life. Bu altta, bir alttaki üçün birincisi hayvanların hayatı. This is a phantom life. Bu hayal ve ruh kısmı. And this is, yani hayalet, yani kötü anlamda yani, ve alttaki de cehennem. Yani cennetin tam aşağısına girersek cehenneme geliyoruz. Üstteki üç iyi hayat, alttaki üç kötü hayat. Efendim, ve diyor ki iyiler üst üçe takılıyor, kötüler alt üçe takılıyor. But. But we go up and down, depends on our three negative feelings. Aşağı mı yukarı mı gideceğimiz ise kafamızda bitiyor iş diyor. That three negative feelings of us üç, are represented by. Pardon. Üç olumsuz olayda. Which are? Pig. Domuz. Üç olumsuz şey. Domuz. Bird. Kuş. And a snake. Ve yılan. Bakın. Domuz, kuş, yılan. Ortada. Yes. So here pig is symbol of ignorance. Domuz vurdum duymaz ve umursamazlık sembolü. Kuş istek ve arzu sembolü. Ve yılan da öfke sembolü, öfke. Bu üç duyguya sahipsek hareketlerimiz olumsuz oluyor ve and then we go down. Negative. Aşağı iniyoruz. Fakat bu üç kötü etkiden, kötü hayvandan kurtulursak bir ihtimal diyoruz. Bir ihtimal yukarı gidebiliriz. Yukarı üçe ulaşabiliriz. Yukarı kısımda olmak güzel ama en iyisi değil. Yukarı üç de sonunda bu samsaranın içinde. Tamam, iyi baba, güzel, hani tamam, yennet, mennet, hanımız. Ama samsara içinde gene. Yani kendimiz daha kurtulmuş değiliz. Şimdi geldik işin anladığımız özet kısmına. Ben şöyle anladım, siz de öyle anlayın lütfen. Şimdi nirvana, mirvana tamam güzel de asıl şu. Body
Bodhisatto diye bir olay var. Bodhisatto nasıl, ne dedi? Hadi Nirvana'ya ulaşmadık. O bambaşka, bambaşka bir şey. Ona, oraya gelmedik. Geri gelirken hayata, Bodhisatto'da, yani biraz da Nepal'deki Budistler'de şunu yapıyorsun baba, o çok önemli. Başkasına, diğerlerine, diğer insanlara yukarıdaki üçe çıkma yardımı yapma. İşte, işte bu. Bu işin noktası burada. Nirvana'ya ulaşamadık, o bambaşka bir yer. O enerji, ruh gittik, bittik, yok. Bizim işimiz olmamalı bana göre. Ayansıcım oğlu, sen ne yapman gerekiyor? Bodhisatto yapmam lazım baba. Ne demek o? Ben, tamam, ben iyiyim. Yani kendimi öğrendim, ettim. Benim niyetim, benim hayattaki emelim, hayat görüşüm diğerlerine yukarı katlara götürme yardımı yapabilmek elinden geldiği kadar. Bu filmlerinde sevgili dostlar, nedeni, yapılışı, emeli, amacı sizlere anladığım kadarıyla Budist değilim, baba gibi rahip de değilim, profesör de değilim, hoca da değilim ama anladığım kadarıyla size dünyayı gösterip, felsefeyi anlatıp, daha iyi yaşamamızı, daha iyi, şimdi bana geliyor Ayhan Bey, vallahi bir tek sizin programı izliyorum, bir şey öğreniyorum. Daha iyi şey öğretmek, bildiğim kadarıyla. Kusurlar affola sevgili dostlar, Ayhan Sıcımoğlu, renkler ve yani bu hoca da bir sonra gelip adamla oturmam lazım böyle bir gün. Thank you very much. Namaste. Namaste. Sevgili dostlar, burası Baber Mahal. Mahal, yani mevki, mahalle orada mı geliyor acaba? Türkçe'ye yakın kökleri var, Nepalce. Gelin, Baber Mahal anlatacağım. Şu anda biraz turistik olsa da bize lokanta var. Alışveriş merkezi var. Hele gelin bakalım, hele gelin bakalım. Efendim şimdi bu Nepalliler çok meraklı. Çiçek ve bunun gibi şeylere, nilüfer, yani lotus olacağı için, bunlar lotusçu biliyorsunuz. Butikler, burası biraz butikler, turistik, Nişantaşı muhabbeti var ama restore olmuş tabii, eski hali böyle değil, inek ahırı sonunda. Anlatacağım niye inek ahırının, niye öyle. Çünkü ne kadar çok ineğin var o kadar zenginsin, bir gösterge inek. Niye onu da söyleyeceğim ama inek, yani 100 inek, 500 inek, kaç ineğin var kardeşim, yani inek çok önemli burada. Ondan evvel bir şey daha önemli. Gelin. Efendim, Hanuman, Hint maymun tanrı, ticareti canlandırıyor. Demiş ki bir seyyah 19. asırda, demiş ki, ya demiş şu Hindistan ve Nepal'de insandan çok tapınak var demiş. Şimdi her binada, her evin köşesinde, her satış mekanında bir tanrı. Bir tapınak. Yürüyorsun. Burada Hanuman var. Çok da enteresandır Hanuman. Altın, efendim, maymun tanrı. Hint tanrısı aslında. Çok güzel bir antikacı. Bakar mısınız? Ejderhaların güzelliğine. Bunu geçen gün gördüm, bayıldım buna. Müthiş. Şimdi niye inek dedim, kutsal size dedim, Hindu'ya? Dedi ki inek bizim için annemiz demek dedi. Ah, yani annesine inek diyor. Öyle değilmiş, ineği annemiz gibi görüyoruz diyor. Çünkü süt veriyor. Dedim koyun da süt veriyor, keçi de, keçi der. Onlar, inek çok iyi kalpli bir hayvan dedi. Ve sütünden biz neler yapıyoruz? Peynirler, efendim yoğurtlar yapıyoruz, sütünden faydalanıyoruz. İnek eti yemiyorlar biliyorsunuz. Et yemiyorlar da ineğe dokundurmuyorlar. Yol ortasında inek gördünüz, yolun ortasında inek duruyor, trafik duruyor ya. İnek gidene kadar kimse ineğe itip çüşmüşler, bir şey yapamıyorlar ineğe. İnek anne demekmiş. Ona uyandık. Müthiş bir muhabbet. İnek anne demek dedi bana ya. Böyle kaldım. Gelin. Burası eski başbakanların bir tanesinin aynı zamanda eviymiş Nepal'de. Efendim burada da heykellerini koymuşlar. Minister Commander in Chief, asker, mareşal. Efendim 1880-1960'da
Bahadur Rana. Ve burada da General Aditya Şumşere. Efendim, Kral Brenda Birbirkam'ın efendim komutanlarından, 31 doğumlu 1990 ölümlü Kral Bindar'a çok sevilen kralmış ama çok acıklı bir sonu var. Anlatacağım az sonra ama ilk önce gelin şu lokantada bir yemek yiyelim. Burada iyi bir lokanta var. Efendime söyleyeyim, burada bir Fransız ama daha böyle yemek yemiştim burada. Davet. Buranın çok lüks lokantası. Caroline de bir şeyler atıştıralım. Bir keş yiyelim. Gelin. Ha. Şükriye. Efendime söyleyeyim. Bir Fransız keş. Burası Fransız lokantası. Bugün öğleden sonra şey olmadı. Nepal yemeği olmadı. Nepal yemeğini akşam yiyeceğiz. Bir kiş yiyeceğiz. Severim çok. Öyle Fransız. Ispanaklı. Fransız keş. İyi mi? Gayet de güzel. Nepal. Şöyle bir şey var Nepalilerde. Bir şey diyorsun, evet demek. Onun için bir şey yapıyorum. Nepal. Yani bir Türkçesi uyar abi. Nepal. Bir de şu var mesela. Yani uysa da uymasa da olur demek galiba. Nepal. Pardon, Nepal. Uysa da buradayız, uymasa da buradayız. Sevgili dostlar, devam ediyoruz. Sizi bir meydana götüreyim burada. Gelin bakalım. Sevgili dostlar, bak Nepal bayrağı. Çok hoş değil mi ya? Böyle bayrak var ya. Kare değil, böyle bayrak var. Adam da çok sempatik. Yolda geçerken dedi ki, bayrağı dedim, orada dursana dedim. Sallayayım mı dedim, salla baba. Çok şeker bir hediyiz. Efendim, tanıştırayım size. İstanbul'daki Nepal Fahri Başkonsolosumuz. Çok şeker bir bayan. Bizi davet ettiler sağ olsun. Konsolos olarak buraya davet ettiler. Ve turizm board'a beraber. Efendim, Profesör Doktor Günseli Malkoç. Herkesi yolda tanıyor. Herkes de esas uçuna geçiyor. Yolda yürüyoruz. Otellere, lokantlara girer girmez herkes gelip koşuyor. Öpüşüyorlar kadınlarla. Adamlar da, garsonlar tanıyor. Herkes tanıyor. Maşallah burada hocam çok popülersiniz. Evet. 22 senedir gidip geliyorum Ayhan Bey. 22 senedir. Şimdi Günseli Hanım buraya 22 sene evvel gelmiş. Buraya kalbi düşmüş. Buraya kalbi düşmüş. Buradan kalbini sökememiş. Buranın yani bir Nepal aşığı olmuş ama şimdi Nepal'e geldim de bunu biraz anlıyorum ben şimdi nasıl Nepal aşık oldu. Tuhaf bir yer çünkü insanı da içinde bir, insanlar da iyi. Yani adamı çekiyorlar, iyi niyetliler, güleç insanlar, saf insanlar, temiz insanlar. Belki bizim eski Anadolu gibi bizde kalmayan bir olay. Şimdi bizi Günseli Hanım çok enteresan bir hikaye anlatacak. Bu da ben sana geldi bir şey anlatayım dedi. Tamam hocam dedim. Hocam buyurun, neredeyiz, ne yapıyoruz, nedir burası? Şu anda Nepal'in başkenti Katmandu'dayız biliyorsunuz. Evet efendim. Ve burası da Eski Saray Meydanı.
Nepal çok eski bir medeniyet hepimizin bildiği gibi. Katmandu Vadisi'nde 3 tane şehir var aslında. Biz sadece Türkiye'den bir tanesini biliyoruz. Katmandu tahta tapınaklar şehri. İkinci şehir Patan güzel sanatlar şehri. Üçüncü şehir ise Baktopur Küçük Buda filminin çevrildiği bütün bir şehir olarak UNESCO kültür mirası olan kendini dine adamışların şehri. Burası da UNESCO kültür mirası. Zaten Katmandu'da 22 kilometre kare içerisinde 7 ayrı dünya kültür mirası var. 3 tanesi Saray Meydanı. Zamanında Nepal'in Rönesansı olan 14 ve 18. asırlar arasındaki Malla döneminde krallar 3 ayrı saray meydanının da daha güzel olması için yarışmışlar. Burası da başkentin saray meydanı. Burası birinci mi olmuş herhalde? Burası birinci oldu fakat çünkü Katmandu çok önemli. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz buraya hippie çocuklar geldi ya, diye ben kaçırdım. Düşünüldü hep. Tabii. Onlar sadece buraya uyuşturucu için gelmemişti. Tabii o ki. Batı'nın vahşetinden, savaşından bıkmış insanlar buraya geldiklerinde mutluluk buluyorlardı. Ve ben de buraya geldiğimde doğrusu dünyam değişti. Onun için çok sevdim. Ve o kadar farklı geleneklerle, göreneklerle karşılaştım ki Kültürel Şok adlı kitap okudum öncelikle. Anladım. Ve orada okuduğum bilgilerden bir tanesi de yaşayan tanrıçaydı. Evet. Düşünüyor musunuz? Yaşayan tanrıçası olan bir ülke. Yaşayan tanrıça. Bu bina evet. Onunla alakalı. Onun evi. Onun evi. Siz evet. Bana bu hikayeyi anlatacaktınız. Ben de ilk defa duyacağım. Evet. Yaşayan tanrıça eğer halkı selamlamak isterse şuradaki ortadaki camdan çıkar, 3-5 saniye gözükür ve kaçar. Hikayesi evet. Şöyle başlamış. Gene Malla döneminde 15. asırda Jaya Prakash Malla adlı kral tanrıça Taleju'yla tavla oynuyor. Tanrıça o kadar güzel ki kral bundan etkileniyor. Tanrıça bu anlıyor kralın ondan etkilendiğini ve kızıyor. Ve bir daha gelmemeye karar veriyor dünyaya. Gelip onunla tavla oynamamaya karar veriyor. Bunun üzerine kral son derece üzülüyor. Her gece yatıyor, dualar ediyor, yalvarıyor tanrıçaya. Tanrıça gelmem de gelmem. Fakat kral o kadar çok aman diliyor ki en sonunda tanrıça diyor ki ben diyor bir virjin, bakire bir kız olarak geleceğim dünyaya bundan sonra senin önüne diyor. Böylelikle yaşayan tanrıça Kumari ortaya çıkıyor. Anladım. Kumari virjin, bakire demek. Seçilmeleri ise çok daha enteresan. Kumari bir Hindu tanrıçası. Ama Budistlerin Sakya sülalesinden seçiliyor. 4 ile 6 yaş arasındaki kızlar ailelerden seçiliyor ve bu kızların 32 tane özelliğinin olması lazım. Eğer bu 32 özellik bir araya gelirse çok büyük bir güzellik oluşuyor. Anladım. Mesela gözleri inek gözü gibi olacak. Gözleri inek gözü gibi olacak. İnek gözü gibi olacak. Göğsü aslan göğsü gibi olacak. Bacakları ceylan gibi olacak. Ceylan gibi olacak. En önemlisi ise vücudunda hiçbir yara, bere, çizik olmayacak. Dolayısıyla bu seçimlerin menstruasyon öncesi yapılması lazım. Seçilen kızları ileride göreceğimiz Taleju tapınağına götürüyorlar. Taleju da can alma tanrısı olan ve üreme tanrısı olan Shiva'nın karısı. Bu kızlar Taleju tapınağında korkunç sınavlardan geçiyorlar ve hiç korkmayan kız seçiliyor astrologlar tarafından. Evet, evet. Ondan sonra o gece orada bırakılıyor ve tanrıçanın gücünü onun içine sindirdiğine inanıyorlar. Anladım. Çok şeker. Evet. Müthiş. Ondan sonra onun gücünü, ruhunu alıyor ve bu evde yaşamaya başlıyor. Bu evde yaşarken de hiç ayağı yere değmeyecek. Anladım. Toprak mekruh. Orada hocalarıyla yaşıyor. Ta ki genç kızla adım atıncaya kadar. İşte o zaman normal insan haline geliyor. Geliyor. Şimdi ben bundan bir eğitimci olarak çok etkileniyorum. Küçücük bir çocuğu tanrı katına çıkarıyorsunuz. Ondan sonra normal insan yapıyorsunuz. Normal okullara yolluyorsunuz. Ve de işin en kötü tarafı bu tanrıçalarla evlenen erkekler çabuk ölüyormuş. O öyle yüzden mi? De kimse bunlarla demek evlenmiyor. Demek ki tanrıçayla evlenmeyeceksiniz. Evlenmeyeceksiniz. Devlet bunlara maaş bağlıyor bir de ev veriyor. Ömürleri boyunca artık nasıl yaşıyorlarsa yaşıyorlar. Arkadaşlar bundan şunu hocanın bunu çıkarıyoruz. Tanrı çağrıyla evlenmeyeceksiniz. (Gülüyor)
Bakar mısınız? Bak 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 bak. Nepal bayrağı iki uçlu, sivri uçlu Himalaya dağlarını simgeliyor. Bak bak, yes. Kargıdan başka kuş tanımam, Nepal'den başka ülke tanımam. Katmandu, eski hipi kardeşiniz, eski hipi. Yıllardır buraya gelmeyi rüya ettim, rüya, rüya. Londra yıllarımda her hafta Katmandu'ya gideceğim diye bir türlü gelememiştim. Al işte, ama artık hipi değilim. Sayılmaz ki. Geçti. Bolun pazarı. Süreç şeyini Hindistan'a. Bakar mısınız? Of, bu trafik tabii facia burada. Hocam, deprem çok fena olmuş değil mi burada? Çok fena oldu, evet. Ama gene de çok güzel bir sürü anıt kaldı ama ülke fakir olduğu için hepsini birdenbire restore edemiyorlar maalesef. Ama çalışmalar sürüyor. Düşünsenize, binlerce yıllık bu tapınaklar 2 sene evvel 7.2 miydi deprem? 7.1 kuvvetinde bir depremde. Yine ayakta iyi durmuşlar ama şimdi hepsini gördüğünüz gibi ahşaplarla ayakta durmaya çalışıyorlar. Bunları yapmak böyle para pul işi de değil. Çok yani imkansız, baksanıza oymalara. Özel yapılmış orası, kralın çıkıp da halkı selamlaması için. Şu orası öyle mi? Evet. Onlar harika. Restore edilmiş herhalde. Bakın renkleri farklı. Evet. Efendim, kralın halkı selamladığı özel balkonu penceresi. Sevgili dostlar, hastası olduğum tanrı Shiva. Shiva birkaç çeşitli yüzde gelebilir. Niye önemli tanrı? Hem ölüm hem yaşam. Yani hem yok edici, yok ettikten sonra yeniden yaratıcı. Yani bir şeyin yaraması, biliyorsunuz bunlar reenkarnasyona inanıyorlar. Yani öldükten sonra yeniden yaşıyorsun başka formda. Sonra bir daha ölüp bir daha yaşıyorsun başka formda. Shiva abi kuvvetli bir tanrı, üç büyük tanrıdan bir tanesi. Burası da Bayrap, Shiva'nın öldüren yüzü. Burası, tam bu meydan, tam bunun önü kadı görevi görüyor. Mesela bir suçlu, yalan söylüyor. Buraya geliyorlar, söyle bakayım. Ne demiştin diyor, ben işte bilmem ne falan, söyle falan diyor. Yalan söylüyorsa kan kusarak ölüyor. Burada. Tabii bunlar efsane inanışlar, ciddi bir şey değil. Fakat burada Shiva'da bakın, yakından bakacağız şimdi. Herkes buraya geliyor, göreceksiniz. Ayakkabılar çıkacak. Orada adaklar, mumlar yanacak, çanlar çalınacak. Shiva'nın, bayrağın tam ayağının altında da bir adam var. Bir 6 tane kolu var. Bir tanesinde insan kafası falan var. Yani gaddar bir abimiz. Affetmez. Yalan söylüyorsan yandın. Yalan yok, şikayet yok, adalet var. Yersen. Evet sevgili dostlar, müthiş bir yere geldik. Şimdi ayakkabılar da çıkıyor burada. Efendim, ayakkabısız giriyorsunuz. Dvarika Otel'in müthiş bir müthiş lokantası. Kaç sene oldu bilemiyorum. Galiba 4-5 sene bir sefer daha yemekti. Onun için unutamıyorum. Ondan sonra ilk defa geliyorum. Unutamadığım bir yemek deneyimi yaşamıştım burada. Aynı deneyimi gene yaşayacağız. Müthiş bir yer. Çünkü otel müthiş. Hastasıyım. Gelin.
bir yerdeyim. Burada da Profesör Malkoç beni bekliyor şimdi. Yemeğe oturdu zannediyorum. Efendim. Namaste, hoş geldiniz. Namaste, namaste efendim. Nasılsınız? Namasteciler. Ay, güzel bir yemek yemeye hazırlanıyoruz. Ay, müthiş bir yer değil mi? Müthiş bir yer. Benim ikinci buraya girişim. İlkini hatırlamıyorum. 5-6 sene oldu galiba ama unutamadığım bir deneyim idi. Burada yemek yemek. Elimi yıkadım. Hocam, bizim usuller gibi. Aynı, aynı öyle. Şey, yer sofrası. Evet. Böyle mi Nepal'de acaba? Gelenek, esas gelenek öyleymiş. Aynı biz de nasıl yere oturup yerdik eskiden. Hatta bu özel sandalyeleri turistler için yapıyorlar. Yoksa direkt yere oturuyoruz. Yere oturacağız direkt. Aa, yemeğiniz geldi. Evet. Harika. Böyle şimdi herkesin önüne önlük bağlanıyor adet. Bakar mısın? Güzel bir adet çünkü önüme döktüm eyvah gömleğim kirlendi diye problemimiz yok. Fıstık gibi yemek yiyoruz burada. Tanrı'ya adakta, Tanrı'ya sunuda bulunuyoruz şimdi. Öyle mi? Bu şu yemeğimizden bir parça koyacağız buraya Tanrı için. Bu nedir? Bu beaten rice dedikleri dövülmüş pirinç. Efendim, Krishna'ya mı bunu verdik? Hangi tanrıya verdik bunu? Evet, Krishna. Bu restoranın adı Krishna Harpan biliyorsunuz. Krishna Harpan, doğru. Evet, Krishna adına bir restoran olduğu için onun onurla. Onu da unutmadık. Ona bir adak verdik, o da orada doysun. Geri kalanı bizim mi? Geri kalan bizim. Hepsi de geleneksel Nepal yemeği. Ama dikkat ettim, gelirken baktık kaşıkla yiyorlar. Doğru mudur o? O size bağlı bir şey. Aslında eskiden elle yiyorlardı. Ha. Eskiden elle yeniyordu. Şimdi bu artık modern toplumun gereklerini onlar da yerine getiriyorlar. Afiyet olsun. Patates füme. İlk defa yiyorum. Füme patates salatası. Vay canına. Vay canına. Bu nedir? Muz mu? Platana mı bu acaba? Mercimek ekmeği. Mercimek ekmeği. Bakar mısınız? Çok yiyor mercimeği Hintliler ve Nepalliler. Çünkü protein et yemeyene bilesin. Vejeteryan olanlar, Hindu olup da et yemek yok o dinde. O hayat felsefesinde. Dinlememem lazım bunlar hayat felsefesinde. Etkimi de bütün proteini mercimekten alıyorsunuz. What is this? Puri. Yes. Mushroom. Yes. Beans and potato. Beans and potato. Yeah. Bunlar demek ki patatese hastalar. Patates de müthiş. Bakar mısın? Çok şeker, çok sempatikler, müthiş insanlar. Yani second course. İkinci yemekmiş. Daha çok bu, daha işimiz çok uzun. Çok iyi insanlar. Yani kalplerinde hakikaten samimi söylüyorum. Bütün seyahatinde bir adam ters geldi. Bir şoför. Onun dışında hepsi iyi geldi. İnanılmaz bir şey. Devam ediyoruz. Sevgili dostlar, şimdi ana yemek geldi ama bu arada lokantanın sahipleri müthiş anne kız hastasıyım. Onlara geldiler. Şimdi yes, what is this? Brown rice. Brown rice. Efendim, kahverengi pilav geldi. White rice? White rice, beyaz pilav. Yes, please. Just tiny, yes, thank you. Ah,
Hanımefendi otelin sahibesi. Hanımefendi bu güzel hanım kızı. Ve benim 22 yıllık dostlarım. Öyle mi? Çok şeker insanlar. Bizi misafir ettiler. Biz de burada. This is typical Nepalese food. Nepal food. Bu Nepali yemeği typical. Şimdi pirinç ve mercimek. Günde ilk sefer pişiriz diyor hanımefendi. Öğle yemeğine, akşam yemeğine. Görün ki burası hakikaten harika, iyi kalpli ve müthiş bir ülke. Haftaya görüşmek üzere. Ayhan Sıcımoğlu hakikaten. Ama şunu söyleyeyim ki Nepal de Nepal'miş ha. Yani hastasıyız. Hoşçakalın.